Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in Aziz kardeşlerim, güzel bir günde bu dönemin son dersinde Mevla bizleri buluşturdu. İnşallah Recep-i Şerif'in bu ilk günlerine merhaba dedik. Allah hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Duamız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duası olsun. Recep ve Şaban hakkımızda bereketli olsun. Ve selametle inşallah Ramazan'a ulaşmak da hepimize nasip olsun. Güzel bir imkan. Bu günleri iyi değerlendirmek lazım. Tabi biraz biz mevsimlere kurban ediyoruz ne yazık ki bazı günleri. Ramazan son birkaç senedir yaz mevsimine denk geldiği için insanlar hep uykuyla geçiriyor. İnşallah biz o yanlışı yapmayalım. Sizin ayaklarınıza, yüreklerinize derman olsun, fer olsun diye bir şey söyleyeyim. Açın bir hicri takvim ve hicretin ikinci yılından itibaren Müslümanların gündemine Ramazan'ın girmesiyle beraber o süreçte özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk Ramazan'ından itibaren ta Hulefai Raşidi'nin son dönemine kadar yani yaklaşık hicri takvim üzerinden konuşursak 36 yıllık bir süreç içerisinde 34 tane Ramazan'ın hangi tarihlere denk düştüğünü bir görün ve Ramazan aylarında özellikle o ilk insanların o mevsimlere ve o zorlu şartlara rağmen nasıl işler yaptıklarını bir görün. Bunu güzel bir biçimde gözden geçirirseniz bizim şu anda Temmuzumuzda, işte Haziranımızda ya da Mayısımızda bu ayların denk gelmesiyle hayatımızda nelerin olmadığı adına da bir kıyas yapmış olursunuz. Biliyorsunuz ilk Ramazan hicretin ikinci yılında oldu ve ilk Ramazan'da Müslümanlar Bedir'e çıktı. Öyle bir tarih vardı, öyle bir süreç vardı. Ve o süreç ilk günden son güne kadar da işte dediğim gibi hicretin 36. yılı Hz. Ali'nin şehadetine kadar ki Hz. Ali de yine bir Ramazan günü ve Ramazan'ın 17. gecesinin sabahında şehit oldu. O tarihler bize çok şey söyler. Biz bu yazen kıyası tam anlamıyla yapamadığımız için istifade edemiyoruz. Böyle bir mukayeseyi yapmak için de ona müracaat etmek gerekiyor. İnşallah sizler edeceksiniz ve istifade edeceksiniz. Hepimiz istifade edenlerden olmamız niyazıyla inşallah. Bugünkü dersimiz vahyin nazili ve başlayan nübüvvet süreci. İnşallah ben size 13 yıllık Mekke sürecini de bugün özetleyeceğim ve bugün Mekke dönemine de nokta koyacağız. Yeni dönemde de Allah Kerim deyip kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen dersi şöyle bir iki cümleyle hatırlayalım. Kutlu doğumdan bahsettik. Öncesinde de aleyhissalatü vesselam efendimizin temiz soyuna ta Adnan'dan başlayan süreci hem babalar kısmında hem nineler kısmında anlamaya çalıştık. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın doğumundan 40 yıllık sürecine kadar ki o hayatını da 3 sürece ayırdık. Hazırlık süreci, olgunluk süreci ve tanınma süreci dedik ve bu sürecin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında nasıl olduğuna dair de bazı bilgileri sizlerle paylaştık. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam 35 yaşına gelince hayatında birkaç şey oldu. 35 yaş Ali Sirat ve Selam Efendimizin hayatı içinde bir dönüm noktasıdır. İşte o yaşta Kabe'ye hakem olmuştur biliyorsunuz. Hacerü'l-Esved'in yerine konma hadisesinde 35 yaşında Hazreti Ali'nin elinden tutmuştur ve onu Hatice'sine emanet etmiştir. Hatice'm ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir demiştir. 35 yaşında o haneye Fatıma anamız doğmuştur. Hazreti Fatma'nın doğum tarihi biraz ihtilaflıdır ama en e, dikkate alınması gereken tarih miladi 605'tir. Ayşe anamızın doğum tarihiyle birlikte. Burada da size bir şey söyledim dikkat edin kelimelere. 605'te Ayşe anamızın doğum tarihidir. Böyle bir süreç işliyor 35 yaşında ve 35 yaşında aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatına bir de Hira tecrübesi giriyor. Hira'ya inzivaya çekilmek o gün Arapların çok da yabancı olmadıkları bir şey. Aslında var bu gelenek. Hazreti İbrahim'in dininin kalıntıları işte o dine tevhiden uyanlara biz hanif dedik biliyorsunuz. O haniflerin içerisinde o gün Arap'ın Ramat dediği Ramat ayında yani bizim bugün kullandığımız karşılığıyla Ramazan ayında inzivaya çekilme gibi bir gelenek var. Bunlardan bazıları da bunu Hira'da yapıyorlar. Zaten Efendimizin Hira'yı nasıl öyle öğrendiğine dair birkaç tane elimizde rivayet var. Ya Hazreti Ömer'in amcası olan Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil ki o da bir hanifti biliyorsunuz. Ondan öğrenmiştir ya dedesi Abdülmuttalip'ten öğrenmiştir ki o da bir hanifti ya da Efendimiz kendisi çobanlık yaptığı dönemde oraları da dolaşırken Hira'nın sinesindeki o mağarayı görmüştü öyle başlamıştı hangisi olursa bilmiyoruz ama buradan şöyle bir şey çıkarıyoruz ki inziva geleneği Haniflerde var özellikle yılın Ramazan ayında Ramat ayında ayın bir bölümünü insanlardan uzak sadece Allah'a ibadet maksadıyla o günkü Araplar da çekiliyorlar o mağaraya bir şekilde orada Allah'a ibadet ediyorlar dua ediyorlar neler yapıyorlarsa. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 35 yaşından itibaren buna başlıyor. 35 yaşından 38 yaşına kadar 3 yıllık zamanın 3 ayını Hira'da geçiriyor. 38 yaşından itibaren 40 yaşına kadar da 2 yıllık sürecin de yaklaşık 6 ayını Efendimiz Aleyhisselatü vesselam orada geçiriyor. Yani o 2 yıllık sürecin yaklaşık 3'te 1'lik bir kısmını Hira'da geçirdiğine şahit oluyoruz. Peki ne yapıyor Aleyhisselatü vesselam Efendimiz orada? O günler doğru dürüst ibadete ait bir şeyler yok tahrif olmuş birçok şey zaten İbrahim'in dininden ciddi bir sapma var sıkıntılar var. Efendimizin orada ne yaptığına dair bir merak uyanıyor Ayşe annemizde ve o soruyor. Ya Resulallah diyor vahyin öncesinde sen Hira'da uzun geceler kaldığında ne yapıyordun diye sorduğunda ey Ayşem tehennus yapıyordum diyor. Tehennus bir yönüyle tefekkürdür aslında. Düşünme, varlık sancısı çekme, bir şeylerin ızdırabını yürekte duyma, bir şeylerin derdiyle dertlenmedir. Zaten o güne ait birkaç rivayet var fazla rivayet yok elimizde biliyorsunuz. O birkaç rivayetin üzerinden biz Resulullah'ın ne yaptığını anlayabiliyoruz. Ne yapıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte o günkü Kabe'ye bakıyor. İbrahim'in dininden sapmaların ızdırabını çekiyor. Yüreğinde bu sıkıntıları duyuyor ve bir şekilde bu toplumun nasıl bir tekrardan tevhide kazanılacağına, tevhide dönüştürüleceği yönünde bir ızdırap çekiyor. Ancak bütün haniflerin yüreklerinde duydukları derin sancı efendimizde de var. Nedir o derin sancı? Evet, iyi gitmeyen, yanlış olan bir şeyler var ama bu işin doğrusunun nasıl olacağına dair bir bilgi yok. O bilgiyi verecek olan sadece ve sadece Rabbul Alemin olan Allah'tır. Gelecek son peygamber ve son peygambere indirilecek vahiy bu işin doğrusunu öğretecek. Onun için o gün bekleyenler var. Bekleyenlerden bir tanesi de peygamberimiz. Peki burada yerli yersiz biliyorsunuz eskiden müsteşrikler sadece yer yer yani uzaklardan da dışarıdan da ama şimdi ne yazık ki öyle bir toplumda yaşıyoruz ki içimizden de bir sürü müsteşrik mantığı var. Onun için yerli yersiz diye bir tarif üzerinden konuşmak durumundayız. Şöyle bir itirazda bulunuyorlar. Diyorlar ki eğer efendimiz Aleyhissalatu vesselam onları Aleyhissalatu vesselam da demiyor zaten biliyorsunuz. Ne diyorlarsa biz binebildiğimizi söyleyelim. Vahi öncesi yani nübüvet öncesi hayatında işte rahip Bahira, işte rahip Nastura, işte bazı nübüvet öncesindeki irhasat dediğimiz çeşitli mucizeler. Bu mucizeler üzerinden eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinin peygamber olacağına dair söylenen o sözleri duysaydı neden kendisinin peygamber olacağına dair bir beklenti içerisine girmemiş olsun? Girmediğine göre peygamberin peygamberlik öncesine dair söylenmiş bütün rivayetler uydurmadır diyorlar. Onun içinde bazı siyer kitaplarına, özellikle son yıllarda yazılan bazı siyer kitaplarına baktığınız zaman Resulullah'ın nübüvvet öncesindeki 40 yıllık hayatı yok gibidir. 3-5 sayfada anlatılır, geçilir ve söz vahiden başlatılır, oradan sonra anlatılır. Nübüvvet öncesi hayatına dair hiçbir rivayet bu mantıktan dolayı şeye alınmaz, dikkate alınmaz. Doğru mu, değil mi? Ben size havale ediyorum. Her şeyi ben söylemeyeyim ama sonra siz biraz düşünün, üzerinde daha sonradan belki konuşabiliriz. Ancak biz biliyoruz ki efendimiz o sözlerin, o olayların, o hadiselerin muhatabı olmuştu içerisinde bazı sıkıntılar da duyuyordu. Bu sıkıntılarla birlikte vahye muhatap oldu. Ve yine Efendimizin beyanıyla Ayşe anamızın bize nakli bu. Bukhari'de geçen bir rivayet. Nübüvvete 6 ay kala aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadık rüyalar görmeye başladı. O rüyaları nasıl tarif etti Ayşe anamız bize? Efendimizden duyduğunu aktarıyor bize gecesi gündüz kadar aydınlık rüyalar gördü. Gece görüyor gündüz gerçekleşiyor. Gece görüyor gündüz gerçekleşiyor. 6 aylık süreç böyle yürürken Efendimiz işte Hira'ya doğru o büyük buluşmaya doğru yürüyordu. Bu söze binaen aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? Sadık rüya nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Biraz interaktif bir ders yapalım mı bugün? Yani siz de katılın isterseniz. Niye 46'da 1? Bu acayip bir rakam. Yani başka bir şey de söylemesi lazımdı. Mesela Efendimiz imanı 70 şubeye ayırdı. işte başka bir hadiste 23'den bahsetti. O ra rakamlar öylesine Efendimizin dilinden çıkan rakamlar değil. Her birinin yaslandığı bir hakikat var o hakikatleri bildiğimiz zaman aslında o sözü tam anlamıyla anlayabiliriz. Neden aleyhissalatü vesselam Efendimiz 46 cüze ayırdı nübüvveti ve 46 cüzünden bir cüzünün de sadık ve salih rüya olduğunu söyledi. Görüş beyan etmek isteyen var mı? Çok zor mu soru? Heh. Nasıl bildi peygamberimiz onu? Kaç yıl peygamberimizin çok doğru söylediğiniz doğru. Kaç yıl peygamberimizin şeyi 23 yıl. 23 yıl kaç ay eder? 23 çarpı 12. Matematikçi yok mu içinizde? 276. Doğru mu hesapladım? Hesaplayın biriniz. Doğru mu? 276. 276'yı 46'ya bölseniz ne olur? 6 olur. 6 aylık süreç ne dedi efendimiz? O 6 ayda sadık ve salih rüyalar başladı. Dolayısıyla nübüvvet tarihinin toplamındaki 6 ay sadık rüyalardan oluşuyor. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz o hakikati beyan ediyor. Yani nübüvvetin 46'da biridir. 46 cüzünde biridir. 46 devrenin 6 ayı sadık rüyalardan oluştuğu için Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söyledi. Peki Resulullah biliyor muydu nübüvvet 23 yıl sürecek? Bilmiyordu. E ona söylettiren bunu Allah'tır. Resulullah kendisi söylemiyor ki o sözleri ona söyleten, o hakikatleri onun dilinden aleme duyuran Rabbul Alemin olan Allah'tır. Dolayısıyla o hakikat öyle beyan edilmiş oldu. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o 6 aylık süreçte biraz yoğun bir ruhi baskı yaşadı. Öyle ki bazen o baskının altında adeta inliyordu Efendimiz. Ama her seferinde Hatice anamızın şefkatli kollarında teskin oluyordu. Bir şekilde o işin ağırlığını üzerinden atıyordu. Süreç böyle işliyor ve günler bir Kadir gecesine hangi gün Ramazan'ın bilmiyoruz. 27'si mi son 10 günün tekli geceleri mi gözden kaçan bir rivayetle Ramazan'ın 17. gecesi mi 17. gecesi olma ihtimali de fazla ama İbn Abbas'ın yorumundan dolayı 27. geceye biraz daha sabitlenmiştir. İbn Abbas tercümanul Kur'an olduğu için Kadir suresini harf harf saymış. Hiye zamirinin işaret ettiği le ile getirdiği zaman kelimelerin sayısını 27 olduğunu tespit etmiş ve 27. gece olduğunu beyan etmiş. Ümmet de onun bu sözünü kabul ederek genelde o gecede ihya etmeye çalışmış ama işi bilenler Ramazan'ın son 10 gecesinde tekli gecelerinde aramışlardır Resulullah'ın o beyanı gereği. O günler o güne geldiği zaman Efendimiz yine Hira'dayken o günlerde zaten kaç gündür Hira'da? Çünkü aylardan ney Ramazan ayı belki Efendimiz hiç fasıla vermeden oradaydı o ay boyunca. Ya da yine bazı rivayetlere göre bir hafta ara verip gelip evde azığını alıp tekrardan dönmüş olabilir. Ya da Hatice anamız ona o azığı getirmiş olabilir. Uzun bir sürecin sonlarına doğru vahyin emin meleği Muhammed'ül emine en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk beş ayetini getirecek. Cebrail elinde yazılı bir metinle mi geldi? Yok böyle bir metinin olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Ama Cebrail'in Efendimizle o ilk buluşmasında ilk kelime nedir? İkradır. Oku dedi. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ma ene ben okuma bilmem dedi. Melek aldı yine Bukhari'nin ilk hadislerinden Ayşe anamızın nakliyle o uzunca süreçte o rivayetten okuyoruz. Aldı diyor sıktı öyle bir sıktı ki diyor kemiklerin birbirine girecek kadar. İlk buluşmada bu kadar bir dehşetin bu kadar bir hareketin yaşanması üzerinde ayrıca tefekkür edilmesi gereken bir meseledir. Yani orada daha şefkatle Cebrail Efendimizle buluşabilirdi. Daha farklı bir ortamda olabilirdi. Vahyin ilk iniş süreci Hatice Anamızın evinde olabilirdi. Rahat bir ortam, rahat bir güzellik üzerinden iş yürüyebilirdi. Ama hepsinde aslında işin fıkına dair, hikmetine dair mesajlar var. Onların üzerinde biraz yoğunlaşmanız lazım zihni anlamda. Aldı, sıktı, sıktı. Öyle ki dedi Efendimiz, nefesim kesilecek gibi oldu ciddi bir ağırlık hissetti sonra bıraktı biraz rahatladı Efendimiz emir tekrarlandı ikra dedi Efendimiz aynı şeyi söyledi ma'ane bi kari ben okuma bilmem dedi yine melek aldı aynı iş tekrar etti yine bıraktı üçüncü kez söyledi Efendimiz ne okuyayım dedi okuma yazma bilmediğini söylüyor vahyin emin meleği de biliyor okuma yazma bilmediğini Zaten orada Resulullah'ın anladığıyla Cebrail'in söylediği aynı şeyler değil. Resulullah bir yazılı metnin okunmasına dair ben okuma bilmem diyor. Ama Cebrail'in o ilk ikrası yazılı bir metni okuması değildir aslında. Oradaki ikra varlığı okumaktır. Bütün varlık bir kitap orada okunması gereken de o Zaten ilk ayetten de bunu öğreniyoruz. İlk ayet sadece okuma deme, oku demedi. Ne dedi? İkra bismi rabbikellezi halak dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Yaratan Rabbinin adıyla yazılı bir metni değil. Bütün her şeyi, her şey varlık, kainat neyse okunmayı bekleyen bir kitap. Sen de bir katip işte bir okuyucu kari neyse kari olarak onu okumakla mükellef birisin bunu oku dedi. İşte bu üçüncü sıkma ve bırakmadan sonra Efendimizin o sözünün üzerinden Cebrail ilk beş ayeti okumaya başladı. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insana min alak İkra bakın tekrar etti. İkra ve rabbukal ekrem Ellezî alleme bil kalem allemel insane ma'lem ya'lem. Beş ayet geldi. İlk buluşma İsa aleyhisselamdan beri sema konuşmamış, vahiy nazil olmamış. 500 küsür sene geçmiş aradan belki 600 işte neyse bu kadar sürecin arkasından Cenab-ı Hak yeniden vahyi insana gönderiyor ve ilk buluşmada bu beş ayet geliyor. Emin olun Alak suresinin bu beş ayetinin üzerinde ne kadar dursak azdır. Çünkü işin bidayetinde Rabbimizin neleri öne çıkardığı, neler üzerinden konuştuğu, neleri ilk başa aldığı, nelerin üzerine de gerisini bina ettiğine dair bilgi Kur'an'ın mantığını, hikmetini, fıkhını anlamamız için bizler adına bizler için çok önemli bir delildir, çok önemli bir işarettir. Ben sadece iki tanesine dikkatinizi çekeceğim. Birincisi ilk inen 5 ayette üç esma ilahi kullanılır. Bu üç esma ilahi işin bundan sonraki sürecinin de temelini oluşturacak aslında. Rab, Halık, ve Ekrem. Üç esma ilahi tevhidin de kökü aslında. Şimdi biz Darul Erkam'ın kitabını değerlendirdiğimizde kısmen girdik buralara. Ben fazla detaya girmeyeceğim ama bir noktaya dikkatinizi çekeyim sadece. Tevhidin tam anlamıyla oluşabilmesi için ne olması gerekiyor dedik o derste. Üç şeyin tesis edilmesi lazım. Uluhiyette tevhid, rububiyette tevhid, ubudiyette tevhid. Üç esma ilahi bu aslında. Bakın Rab ve konuşurken de ilk başa onun alınması rububiyette tevhiddir. Sonra Halık ismi kullanıldı. Fiil olarak kullanıldı ama isim olarak bizim anlayamamıza hiçbir engel yok orada. Halık ismiyle uluhiyette tevhid, Ekrem ismiyle de ubudiyette tevhid ilk muhatabın zihin dünyasına adeta nakşedildi. Konuşur konuşmaz Rabbul Alemin olan Allah'ımızın Rab ismi sıfatıyla konuşması da dikkate değer değil mi? Çünkü o gün en fazla suistimal edilen alan o. O günden sonra kıyamete kadar da en fazla suistimal edilecek alan o. Kimse ben Allah'ım demiyor. Firavun bile demedi. Ama ben sizin Rabbinizim dedi. Çünkü o raplık, bizatihi dünyaya müdahale ettiği için, hayata müdahale ettiği için Allah'tan alan çalmaya çalışan her haddi aşan adamın da ilk tecavüz ettiği alan orası. İlk oradan başlıyor işe. Böyle olduğu için de Rabbimiz konuşmaya başlarken ilk kelamıyla ne diyor? İkra bismi rabbikellezi halak diyor. İlk süreyi indiriyor. İlk inen süre Fatiha suresidir. Elhamdülillahi rabbil alem diyor. Kur'an tertipleniyor ki o bir tevfikidir. Yani sahabenin bir iştahı değildir aslında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir işaretidir ki o da işareti Rabbimizden almıştır. Fatiha ile başlaması, felak ve nasla bitmesi, felak ve nasın da yine Rab ismi şerifiyle işi nihayete erdirmesi de bize bir manada mesajı verir. Dolayısıyla burada Rab sıfatının başa alınması ve Kur'an boyunca da 974 kez kullanılması bize bu manada da işin nereden sapacağına dair çok önemli ipuçları veriyor. İşin tevhidi bir noktadaki mesajı böyle. Yani sağlam bir akideyi oluşturma noktasında üç esma ilahinin anılması meselesi böyle. Gelelim tekrardan Alak suresinin ilk beş ayetine. İlk altı beş ayette altı tane ilme dair kelime var. Dikkat ettiyseniz fark etmişsinizdir. İki kez ikra dedi, iki kez alleme dedi, bir kez kalem dedi, bir kez ya'lem ya dedi. Altı kez ilim ve edevatına dair yani il ilmin araçlarına dair kelimeleri kullandı. Bu da aslında iman dediğimiz şeyin yine sağlam bir akide ile alakalıdır bu. İman dediğimiz şeyin gerçekleşmesi için en başta olması gerekene dair bir vurgudur. İmanı biliyorsunuz ulema bir ağaca benzetir. O ağacın da dört basamağı ya da işte kökü, gövdesi, dalları ve yaprakları şeklinde tasvir edilir. İmanın kökünde ne var? Ne var? Marifet var. Marifet kökü. Bilgi yani ilim olmasa iman olur mu? Önce bilecek neye iman ettiğini bilecek. Kökte marifet var. Gövdede ne var? tasdik var. Dallarda ne var? Amel var. Yapraklarda ne var? İkrar var. Bazen ulema ikisini yer değiştirir. Yani ikrarı öne alır ameli geriye bırakır ya da ameli öne alır ikrarı geriye bırakır. Bu mümkün. Ancak bu daha doğru. Önce amel etsin sonra ikrar etsin. Çünkü daha e, işin ruhuna da uygun ama yer değiştirmede de bir mahsur yok işte iman dediğimiz o ağacın olabilmesi için temelde olması gereken şey marifet bilgi ilim olduğu için Rabbul Alemin olan Allah'ımız ilk beş ayette altı kez ilme ve ilmin araçlarına dikkat çeker. Bu da önemli bir bilgidir. Ama dediğim gibi Alak suresi çok farklı bir biçimde de değerlendirilmesi lazım. Ne yaptı Efendimiz? Vahyi aldı ama müthiş bir sarsıntı var Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da. O anda Hira mağarasında efendimiz Cebrail'i asli suretinde görmemişti. Kaynaklar, rivayetler bize bunu veriyorlar. Oradan çıktı 5 tane ayeti almış o şoku yaşamış melek sıkmış kemikler farklı bir halde ruh farklı duygular coşmuş acayip bir ruh hali var efendimizde dışarıya çıkmış dağ taş esselamu aleyke ya Resulallah diyor onun da bir şeyi var dehşeti var efendimiz aleyhissalatü vesselama aşağıda bir liman lazım sığınacağı bir sığınak o sarsıntıyı giderecek bir yer lazım. Hira'nın arkasında Resulullah'ı bekleyen dört tane liman var aslında. Nedir o dört liman? Bir, başına gelen bir nübüvvet, risalet, vahiy gelmiş. Mekke'de bu işi en iyi bilen de Varaka. Hemen oradan inip Varaka'ya gidebilir ve Varaka'ya anlatabilir başından geçenleri. Ama Efendimiz Varaka'ya gitmiyor. Başına bir iş gelmiş, çok farklı bir iş ilk kez gelmiş. 20 yıllık bir dostu var. Şimdi bizim başımıza bir iş geldiği zaman biz önce hanımın yanından ziyadık arkadaşın yanına gideriz. Ama ne yapıyor Efendimiz? 20 yıllık dostu var Ebu Bekir ona da gitmiyor. Ona gitse onu anlatsa ondan da teskin olacak şeyler bulacak. Üçüncüsü bir aile büyüğü var. Ebu Talip aile büyüğüdür. 80 yaşına gelmiştir gün görmüş bir adamdır neler görmüş neler geçirmiştir ona varıp anlatabilir o da çok güzel şeyler söyleyebilir Ebu Bekir'e de gitmiyor kime gidiyor Hatice'ye gidiyor neden Hatice'ye gittiği de ayrı bir şeydir zaten Tamam Resulullah'ın attığı o adım büyük bir adım yani başına gelen o ağır yükü Hatice limanında teskin olması güzel bir şey ama İşin Hazreti Hatice cephesinden meseleye baktığınız zaman Hazreti Hatice'nin bu güveni Resulullah'a vermesi de Hatice anamızın büyüklüğüdür. Eğer Hatice anamız onu vermeseydi, mesela gitseydi efendimiz evde bunu başına gelseydi hemen Hatice anamız işte bak oldu olacağını ben dedim gitme gittin geldin başına iş geldi, biyip düşseydi kelimeleri ve bunu bilseydi efendimiz yani bunu söylediği zaman ondan bunları duyacağını bilseydi gider miydi? Biliyor Hatice ne dense onu yapacak. Ne söylense de arkasından Hatice yüreği teskin edecek sözler söyleyecek. Aslında çok şey söylüyor bu hadise bize çok şeyler söylüyor. Vardı efendimiz aşağıya doğru yürürken rivayetler çerçevesinden konuşuyorum. Cebrail'i asli suretinde gördü. Asli suretinde görmenin dehşetini yaşarken bir titreme tuttu efendimizi. Titrerken korkak bir şeyle kendisini eve attığı anda dilinden çıkan tek bir kelime. Ne diyor? Zemmiloni, zemmiloni. Beni örtün, beni örtün. Peki Hatice anamız ne diyor? Sana ne oldu? Ne geldi başına? Neler gördün? Neler geçin? Hiçbiri değil. Söylenen ne? Beni örtün. O zaman ne yapacak Hatice? Örtecek. Örttü ve Efendimizin baş ucunda oturdu. Hatice demek neden Risalet davasına ana demektir anlıyorsunuz değil mi? O sadece Efendimiz ve vesselama hanım ve Resulullah'a altı çocuk doğurarak bir ana değil onun ötesinde bu davaya bir anadır. Hem de o zor günlerde o sıkıntılı günlerde bir anadır. Ne kadar kaldı aleyhissalatü vesselam o örtünün altında bilemiyoruz. Ama tek bir kelime etmeden Hatice anamız başında bekledi. Ne zaman Efendimiz kendine geldi üzerinden örtüyü kaldırdı. Hatice'm başıma şöyle şöyle bir iş geldi dediği anda Hazreti Hatice Hatice'liğini yapacak. Korkma diyecek. Allah seni mahcup etmeyecek. Bu söz öyle bir söz ki, öyle bir söz ki Mekke bu sözü 3500 sene önce Hacer'in dilinden duymuş. Bu söze benzer bir sözü. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim Haceri ve İsmail'i o toprağında bir tek ot bitmeyen o coğrafyaya bırakıp gittiği zaman bizi kime bırakıyorsun dediğinde dönüp diyememişti sizi Allah'a da bırakıyorum. Ama anlamıştı Hacer ana Allah'a mı ey İbrahim Allah'a ise Allah bizi zayi etmeyecek. Şimdi aynı sözü Hatice anamız başka bir şekilde Efendimiz'e söylüyor. Allah seni mahcup etmeyecek. Neden? Gerekçelerini de söyleyecek. Çünkü sen akrabalık haklarına riayet edensin çünkü sen sözün doğrusunu söyleyensin çünkü sen haklının yanında yer alansın çünkü sen asla yalan söyleyemezsin bu sözler Muhammed'i ahlakı hem de Muhammed'ül Emin'in ahlakını daha Muhammed'in Resulullah yok Muhammed'ül Emin'in ahlakını beyan eden sözler ve bu sözlerle aleyhissalatü vesselam efendimiz teskin oluyor belki gitseydi direkt Varaka'ya Varaka'dan bir şeyler duyacaktı ama Hatice anamızdan duydukları kadar teskin olmayacaktı bu Talib'e gitseydi Ebu Bekir'e gitseydi farklı şeyler belki duyacaktı. Ama o kadar büyük bir limana o kadar güzel bir limana hiçbir zaman muhatap olmayacaktı. Onun için ne yaptı Efendimiz en başta Hatice anamıza gitti. Ondan da o sözleri alınca yüreğinde bir teskin oldu. O gün günlerden pazartesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öğle vaktine kadar takriben bu halde ve Hatice anamızla yan yana Hatice anamız ilk mümine olarak söylenen sözleri de tasdik edecek gözden kaçan bir ayrıntı bazı siyer kitapları derler ki direkt Efendimiz gitti Varaka'ya hayır önce Hatice anamız dedi ki ben gideyim bir amcamın oğluyla konuşayım Varaka'yla başından geçenleri anlatayım sana ondan duyduklarımı gelip söyleyeyim. Vardı gitti Varaka'ya söyledi Varaka söyleyeceğini söyledi geldi Efendimiz'e Varaka'nın söylediklerini iletti. O günün öğlen sonrası Varaka'yla Efendimiz Kabe'nin avlusunda buluştular. Varaka Hatice anamıza ne dediyse aynısını söyledi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bir de sen anlat dedi bana amcamın kızı anlattı ama bir de sen anlat baştan sona anlattı. İki rivayet var bir anda varaka ayağa kalktı gençleşti 80 yaşına aşkındır o yaşlarda subuh subuh diye bir haykırdı ya da diğer rivayette kuddüs kuddüs diye haykırdı. Vallahi dedi ey amcamın oğlu efendimiz de ona amca oğlu olur 5. babada vallahi ey amcamın oğlu sana gelen o melek namusu ekberdir daha önce İsa'ya ve Musa'ya gelendir. Varaka geçmiş vahiy tecrübesi olan birisidir. O günlerde işte Süryanice olan İncil metinlerini Arapçaya çevirmiş birisidir. Vahiy çok iyi bilir, meleği çok iyi bilir. Bu işin yolunu yöntemini bilir. Söylenen sözler üzerinden bunu söylüyor. Ah keşke bir genç olsaydım. Kavmin seni sürüp çıkaracağı o günlerde senin arkanda yerimi alsaydım oradaki o temenniler ve bu sözler Efendimiz'i sarsıyor. Diyor ki Efendimiz ne yani şimdi kavmin bana beni inkar edecek, beni yalanlayacak ve beni buralardan sürüp çıkaracak mı? Vallahi öyle diyor. Aleyhissalatü vesselam ilk gün Risalet davasının mantığını anlıyor. O ana kadar Resulullah'ın böyle bir bilgisi yok. Niye kavim yalanlayacak? Niye böyle bir sert tepki görecek? Nasıl böyle bir şey olacak? Ve hatta öldürme adına kas, bir şeyler yapacaklar. Sürüp çıkarma adına bir şeyler yapacaklar. Bunları duyduğunda varakadan Efendimiz işin tabiatını anlıyor. Ve böylelikle o süreç başlıyor. Şimdi oradan 6 yıllık sürece kadar yani Darul Erkam'da Hazreti Ömer'in 129. Müslüman olarak o eve girmesinin arkasından genel davetle başlayan sürece kadar ki bölümü biz Darul Erkam kitabında size anlattık. Anlattık mı? Anlattık. Onun için oraya tekrara gerek yok. Peki geri kalan 7 yıllık süreci ben size nasıl anlatacağım? O da çok kolay değil. Ben 13 yıllık Mekke'yi anlayabileceğiniz bir tablo sereyim şimdi önünüze. Onun üzerinden de birkaç şeye temas edeyim. Aleyhissalatü vesselam efendimizin 13 yıllık Mekke sürecinin tamamını biz 10 tane hadisenin üzerine bina edebiliriz. 10 hadise üzerine bina edilebilir. Nedir bunlar? Hira, Darul Erkam, Habeşistan, Şibi Ebi Talip, Veda ne olduğuna geleceğiz. Taif, İsra ve Miraç, Akabe, Sevr ve Hicret. Yazdınız mı? Tekrar edelim. Hira, Darül Erkam, Habeşistan, Şibi Ebi Talip, Veda, Taif, İsra ve Miraç, Akabe, Sevr ve Hicret. 10 tane hadisedir aslında. Ha, arada bazı şeyler var ama bu 10 tane temel hadise 13 yıllık Mekke döneminin genel anlamda bir özetidir. Genel anlamda bir muhtasarıdır. Bu 10 tane temel hadisenin 10 tane karşısında kavram var. Zaten o 10 kavramı anladığımız zaman Resulullah'ın 13 yıllık Mekke sürecinin de nasıl geçtiğine dair biz genel anlamda bilgiyi de elde etmiş oluruz. Hira'nın karşısına yazacağımız kavram nedir? Kim söyleyecek? Nedir? Vahiy midir? Arayıştır. Zaten Hira'da arayış demek biliyorsunuz Arapçada. Çünkü vahiden önce başladı arama meselesi. Aradığı için vahiy buldu, vahye muhatap oldu. O aramanın bir neticesi. Hira'nın karşılığına yazılacak kavram arayıştır. Darul Erkam'ın karşısına ne yazacağız? Davet sonraki iş. Ta'lim, ilim diyen doğru dedi. Darul Erkam'da olan şey bu. Zaten biliyorsunuz, hatırlamakta fayda var. Size demiştim, 3 basamaklı bir müfredat var orada. Sağlam bir akide akli eğitim, ruhi eğitim. Bunu da bir cümlede özetleyelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Darul Erkam'da ne yaptı? İman ile kalpleri, ikna ile akılları, ahlak ile ruhları terbiye etti. Bu üçlü sistem Darul Erkam'ın temelinde vardı ve bunun üzerinden yürüdü. Bir daha tekrar edeyim bunu. İman ile kalpleri, ikna ile akılları, ahlak ile ruhları Efendimiz Aleyhisselatü vesselam terbiye etti, şekillendirdi. Dolayısıyla Darul Erkam'ın karşısına yazılacak kavram bu. Habeşistan'ın karşısına ne yazacağız? Kim doğru söylerse buna bir hediye hak eder. Bu gözden kaçan bir şey çünkü. Habeşistan'a ne yazılacak? Ne dediniz? Davet. Hicret denildi. Cihad denildi. Değil bunlar değil. Habeşistan hicretini okumadınız mı hiç? İki tane Habeşistan hicreti var. Bir gittiler 3 ay kaldılar. Bir yanlış haber duyuldu. Mekke Müslüman olmuş falan diye Necim suresinin tesiriyle oluşan hadise biliyorsunuz hadiseyi. Geri döndüler. Baktılar ki yalan. İkinci sefer Efendimiz Cafer bin Ebi Talib'in rehberliğinde 83 erkek 18 kadın 101 kişiyi Habeşistan'a gönderdi. Onların içerisinde birçok sizin tanıdığınız sahabi var. O gün iman eden ve Mekke'de olan sadece bir avuç insan Resulullah'ın yanında kaldı. Hazreti Ömer o hicretin hemen arkasından Müslüman olmuştu kaldı. Hazreti Ebubekir çıkmak için Yel tendi Mekke'nin dışına kadar da gitti. Sonra bir Mekkeli müşrik onu bırakmadı. Himayesini alarak geri getirdi. Ama Hazreti Osman o iki hicretin içerisinde de vardı. Hazreti Ali de her daim Efendimizin arkasında olduğu için o gitmemişti. Ama o gün iman edenlerin birçoğu gitmişti. Dolayısıyla bizim Habeşistan'daki o hicretin genel mantığını anlamamız bugünün dünyasında bizim de bir bazı meseleleri algılamamız açısından önemli. Ney? Hayır. Sığma. Sığınmaydır. O hicret değil aslında. Adı hicrettir ama sığınmadır. Sığınmayla hicretin arasındaki fark ney? Onu söyleyeyim size. İkinci Habeşistan hicretinde Akabe biatlarının hemen arkasından Yesrib'e Kur'an öğretmeni olarak gönderilen Musab İbni Umeyr de var. Musab İbni Umeyr Akabe'nin arkasından gitmesi Yesrib'e gitmesiyle Yesrib'de oluşan hadiseyi biliyorsunuz. Öyle oldu ki bir yıl içerisinde Musab İbni Umeyr 73 tane erkek 2 tane kadın arkasına taktı getirdi Akabe'ye yaklaştıkları bir yerde dedi ki siz buradan gidin ben buradan gideyim. Mekkeliler bizi yan yana görmesinler. Arka bir yoldan Efendimizin huzuruna geldi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sarıldı Musab'a. Musab'la hasret giderdi. Musab ne var ne yok dedi Yesrib'de. Ya Resulallah Yesrib öyle ki imanın girmediği ev kalmadı dedi ve orada Efendimiz o kadar duygulandı ki sen Mus'ab İbni Umeyr değilsin Mus'abul hayırsın dedi. Hayırlı Mus'absın demek ki Allah senin elinle Medine'ye Yesrib'e hayrı ulaştırıp deyip Mus'ab'ı takdir etti. Mus'ab Medine'ye gittiği zaman Yesrib Yahudilerin olduğu bir coğrafya biliyorsunuz. 10 bin nüfuslu bir coğrafya Medine. 6 bin Arap var Evs ve Hazreç Dört bin Yahudi var. Beni Nadir, Beni Kaynuka, benu Kurayza. Yahudiler Araplardan daha fazla olmamalarına rağmen Araplar çok olmalarına rağmen Yahudiler hakim her zaman olduğu gibi işte bugünkü dünyanın da tasviri bu zaten. Böyle bir sistem böyle bir düzen varken Musab İbni Ümeyir Yesrib'i Medine kıldı. Peki Musab Mus aynı Musab nübüvvetin 6. yılında da bu sefer 100 tane Müslümanla gitti. Hem de kim yok ki orada? Abdullah İbni Mesud var. Efendime söyleyeyim Zübeyir bin Avvan var. Abdurrahman İbni Af var. Hazreti Osman var. Cafer bin Ebi Talif var. Her biri bir dağ bunların. Bunlar gittiler Habeşistan'a. Niye Habeşistan'da olmadı bu iş? Niye Habeşistan'da yapamadılar da Musab tek başına o kadar insanın yapamadığı işi Medine'de Yesrib'de yaptı. Cevabı belli. Habeşistan'a sığınma amacıyla gidilmişti. Ama Medine'ye Yesrib'e davet amacıyla gidilmişti. Habeşistan'a giden Müslümanlar tabir caiz ise yer bavullarını hiç açmadılar hep bavulları şöyle kapının ağzındaydı bakıyordular ne zaman Medine'den bir haber gelecek Ali'mizi alacağız çantayı tekrardan Medine'ye döneceğiz. Ama Medine'ye Musab gelir gelmez bavulu açtı dağıttı eşyaları dönmek yok dedi buraya ben ölmek için geldim dedi. Ölmek için geldiğini işin bidayetinde gündemini aldığı için geçici işler yapmadı kalıcı işler yaptı ve orayı İslamlaştırma adına davet ve tebliğ adına gecesini gündüzüne katarak bir tebliğ ve davet çalışması başlattı ve bir yıllık kısa bir zamanda bu noktaya geldi. Aradaki fark bu. Şimdi biz buradan kendimize bir mesaj almamız lazım. Öğrencisin içimizde imam bir kardeşimiz var imamsın tüccarsın hocasın talebesin neysen bulunduğun yer neresiyse 15 günlüğüne geldin. Askersin mesela askere gittin. 18 ay 15 ay askerlik yapacaksın. Öğrencisin 4 yıl buradasın. Bulunduğun yeri sen Habeşistan olarak gördüğün müddetçe sen Musab'ın rolünü oynayamazsın. Bu temel bir ilkedir. Sen gittiğin yer zaman ne kadar kısıtlı olursa olsun Yesrib olarak görürsen ben burayı İslamlaştırmalıyım. Allah benim üzerime emri bin maruf nehyani'l münkeri yazdı. Ben bu mesajı ulaştırmalıyım dersen eğer sen orayı yeşertirsin Allah'ın izniyle. Bakın umreye gidiyoruz, hacca gidiyoruz değil mi? Habeşistan olarak gitmemiz başka, Yesrib olarak gitmemiz başka. Bizim umrecilerimiz, hacılarımız Ah bir gitsem oraya ve bir de dönsem şöyle biraz da elbiselerle, oyuncaklarla gelip aile efradını sevindirsem, bir de gelirken hava alanda bir hava atmak için şöyle bir el sallasa, millet alkışlasa en büyük hacı bizim hacı diye falan gibi duygularla dönersen başka gidiyorum dönmemek üzere deyip gitmek başka. Vallahi 15 günlük umreye ben bu son umrem. Oradayım, orada kalacağım, öleceğim diye giden adamla ben yarın döneceğim diyen adamın elde edeceği şey aynı şey değil. Bu çok önemli bir şeydir. Ben sürekli Avrupa'daki kardeşlerime söylüyorum. Bu dersi onlar da dinliyorlar. 30 senedir, 35 senedir orada Babaları gitmiş, şimdi ikinci, üçüncü nesil halen dönmenin hesabını yapıyorlar. İşte döneceğiz köyde bir ev yapmışız, orada rahat edeceğiz. Şudur, budur. Ama sevki ilahi öyle işlemiyor. Allah secdesi az olan o topraklara onları göndermiş, onların haberi yok. Onlar orada toprağın hakkını ödeme adına alınları o toprağı secde için koymak meselesinde Allah Allah tarafından gönderilmiş. Onlar zannediyorlar ki halen biz para için geldik. Onların derdi başka ama Rabbimizin hesabı başka. 35 senedir 40 senedir dönemiyorlar dönemeyeceklerdi dönemeyeceklerini bilselerdi ve orada köklü işler yapsalardı. Biz şimdi Avrupa'dan çok farklı sesler duyacaktık oradaki kardeşlerimizin üzerinden ama olmadı. Neden Habeşistan olarak gördüler sen talebesin öğrencisin 4 yıl burada üniversite okuyorsun sen Musab'ın rolünü oynamak mı istiyorsun yapacağın iş belli. Benim için burası Yesrib. Ben buraya ölmeye geldim dediğin anda burada kalıcı hizmet yaparsın. Burada iş yaparsın, tohum ekersin Allah da onları yeşertir. Onun için biz Habeşistan'ı böyle anlamak durumundayız. Habeşistan neymiş? Sığınma. Sığınmaymış. Şibe-i Talip imtihan. Nedir Şibe-i Talip? Hemen Habeşistan hicretinin arkasından... 7. yıldan 10. yıla üç yıl boyunca Müslümanlar Mekke'de muhasara altına alındılar. Şibi Ebi Talip, Ebi Talip mahallesi demek. Gittiğiniz zaman o güzel topraklara göreceksiniz. Efendimizin doğduğu evin hemen arkasında tünelin başladığı yerden yukarıya doğru olan kısım Şibi Ebi Talip, Ebi Talip mahallesi. Genelde Haşimoğulları orada oturuyorlar. Orayı muhasarba altına aldılar Mekkeliler ve 3 yıl boyunca açık hava hapishanesi gibi. Bir ambargo altında ne onlara kız verildi ne kız alındı. Ne onlarla ticaret yapıldı mal aldı mal satıldı ne de doğru dürüst bir insani ilişki kuruldu. 3 yıl boyunca orada ciddi bir imtihana tabi tutuldular. Çok ilginçtir bakın bu da gözden kaçan bir bilgidir genelde o coğrafyada biliyorsunuz kızlar ve erkekler çok erken yaşlarda evlenirler. Mekke'deki bazı sahabilere özellikle hanım sahabilere bakın 27 yaşında 30 yaşında 35 yaşında halen evlenemediklerini görürsünüz. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte budur. Mesela Esma validemiz Hazreti Ebu Bekir'in kızı İlk evliliğini Zübeyir bin Avvam'la yapıyor sonra ondan boşanıyor sonra da evlenmiyor. Zübeyir bin Avvam'la yaptığı o evlilikte yaşı 27'dir. Çok ileri bir yaş o günler için. O günlerde 10 yaş, 12, 14 yaşlarında erkeklerde kızlarda evleniyorlar. Oradaki o ambargo, o muhasara böyle insani anlamda çok derin yaralar açan bir şey onun da ayrıca ele alınması lazım irdelenmesi lazım 3 yıl boyunca Müslümanlar orada neler çekmişler neler görmüşler neler yaşamışlar gerçi anlatmamışlar biliyor musunuz abiler bıçak kemiğe dayanmış bir gün Sad bin Ebi Vakkas vali olduğu yerde namaz kıldırmak için öne geçmiş de ihlas süresiyle namazı kıldırmış bizim gibi işte bize de bir örnek olmuş o Gülmüşler arkadan Allah Resulü'nün sahabesi kısa kısa namazı kıldırıyor falan diye namazını beğenmemişler. Sad bin Ebi Vakkas'ın çok zoruna gitmiş orada orada kalkmış anlatmış Şibi Ebi Talibi bize. Ben o orada Sad bin Ebi Vakkas'a o sözü söyleyenlere de kızmıyorum. Allah onlardan da razı olsun belki söylemeselerdi o da bize anlatmayacaktı. Biz öyle şeyler yaşadık ki diyor Şibi Ebi Talip'te ve başlıyor anlatmayı toprağın altından bir şeyler aramaya başladık. Açlık o noktaya geliyor ve çok affedersiniz abdest bozmak için uzaklara gittiğimiz zaman bir ses duyduğumuz zaman oradan çıkardığımız deri parçalarını güneşin altında ısıtır. Onları yer onlarla karnımızı doyururduk. Yaprakları yer onlarla karnımızı doyurduk. Şimdi siz bizim beğenmiyorsunuz deyip Sad bin Ebi Vakkas onlara karşı bu sözleri kullanmıştır. Dolayısıyla Şibi Ebi Talip İmtihanın en şiddetli olarak yaşandığı süreçti. O süreç içerisinde Müslüman olanlar da alınlarından öpülmesi gereken sahabilerdi. Çünkü o imtihanın şiddetini görüp buna rağmen imanı tercih etmeleri de ayrı bir takdir konusudur ve hadisenin o yönü de dikkatten kaçmamalıdır. Şibe bir talip sonra biliyorsunuz hadise yine onların işte bazı adımlarıyla delindi, muhasara kaldırıldı tam rahat edecek efendimiz ne oldu? Veda oldu. Hicr nübüvvetin 10. yılı iki tane Resulullah'ın arkasında dağ. Ebu Talip ve Hatice anamız üçer gün arayla arka arkaya gittiler. ve selam efendimiz için o günler nasıl derin bir hüzün ve şey oluşturmuşsa işte nübüvvet tarihi içerisinde o yıl hüzün yılı olarak bilinir yüreğinde o hüznün en derin halini yaşamasına rağmen Efendimiz aynı yıl Taif'e gitti. Onun için Taif'in karşısına yazılacak şey nedir? Davet değil evet davet için gitti. Tebliğ için gitti ama o ya değil Taif'in karşısına yazılacak başka bir kelime var. Ümittir ümit. Bir ümit Risaletin davasına yatak olacak bir yer arıyor Efendimiz. Mekke'de olmadı acaba bu Medine'de şey Taif'te olur mu diye Taif'e gitti ilk önce de Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisine uzaktan akraba olan Abdü Yalel'in evine gitti Abdü Külal'in çocuklarıyla görüştü Habib Mesud Abdü Yalel onları arz etti dalga geçtiler hadise uzun Ayşe anamız bir gün Uhud'dan daha şiddetli bir günün var mı ya Resulallah hayatında dedi Efendimiz bir ah çekti şöyle Anamız bile pişman oldu o soruyu sorduğuna sonra o tabloyu anlattı. Ben onlara gittim arz ettim bu dini bana kalktı dediler ki eğer sen Allah'ın peygamberiysen bizim gibi küçük adamlarla konuşmaman lazım. Ama sen Allah'ın peygamberi değilsen biz niye senin gibi küçük adamlarla konuşalım? Bahsızlığı o sıkıntıyı görüyor musunuz? Ve Resulullah'ın dünyasında o sözlerin ağırlığını. Başka biri dedi ki eğer sen Allah'ın peygamberiysen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Bu Araplarda büyük bir yemindi o yemini söyledi. Konuştular konuşmalar oldu. Resulullah onlara dedi ki tamam ben geldim sizi arz ettim kabul etmediniz. Bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Yani istemiyor Efendimiz Mekkeliler tarafından duyulmasını. Çünkü duyulsa biraz efendimiz utanacak onlara karşı hayır dediler. Mekkeli dostlarımız karşımızda nasıl bir duruma düştüğünü duymaları lazım dediler ve bunların hepsini anlattılar. Ve biliyorsunuz oradan da çıktı. Neyin ne adına taşladığını bilmeyen çocukların taşlarının hedefi oldu. Kan revan içerisinde Ninovalı Addas'ın üzüm bahçesi. Onun değil aslında ama oranın kölesi o. O bahçeye sığındı. O bahçede bilinir. Halen de üzüm bahçeleri vardır orada. Bir tas üzümle geldi Addas Efendimizin huzuruna. Bismillah deyip aldığı zaman o üzüm tanelerinden bir tanesini Ninovalı Addas Hanif'ti. İseviydi daha doğrusu Musul'a düşüyor o bölge. O kelimeyi duyunca oradan bir konuşma meselesi açıldı ve Efendimiz sadece addası kazandı Taif'ten. Efendimiz yürüdü geldi Nahle Vadisi'nde. Oradan cinleri gönderdi mi aleyhissalatü vesselam efendimiz? O cinler de sizin hemşerinizdir biliyor musunuz? Bazı kaynaklara göre ilk efendimizle görüşen cinler Nasib'in cinleridir. Yani Nusaybin cinleridir. Artık Kürt müdür Türk müdür bilmiyorum ama nasibin olduğu belli yani Nusaybinli. Orada o ilk görüşme oluyor. O da aslında Efendimiz Aleyhisselatü vesselama bir moral bir taltiftir. Yani insanlar senin davetini kabul etmezlerse Allah sana başka kullarını gönderir bir mesajı taşıyor o. Ve Efendimiz bu halle geldi Mekke'ye doğru. Dikkat buyurun. Şöyle bir tepe oturdu Efendimiz oraya Mekke'ye yaşlı gözlerle baktı. Efendimizin orada dediği şu bir sosyal kural var o gün için Mekke'de bir hadise üzerine bir iş üzerine Mekke'den çıkan birisi kesinlikle birinin himayesiyle dönmesi gerekiyor. Himaye olmazsa himayenin bugünkü karşılığı teşirdir. Teşir nedir diyeceksiniz Arapça bilenler bilir vize vize olmasa pasaportta giriş olmuyor değil mi? O günkü Mekke'nin sosyal kuralında da bunun adı himaye. Birisi itibar gören birisi himayesini alacak. Resulullah diyor ki kim beni himaye edecek? Amcam yok Ebu Talib. Hatice de yok. E diğer müminlerin himayesini de kabul etmeyecekler. Onlar zaten himayeye muhtaç. Resulullah o anda üç tane müşriye haber gönderiyor. Ahnes bin Şerike diyor ki birini gönderiyor Zeyd bin Harise'yi gel beni himaye etsin himayesi altına beni alsın Ahnes kabul etmiyor. Sonra Süheyl İbni Amr'a gönderiyor haber Süheyl İbni Amr kabul etmiyor. Sonra Mutim İbni Adi'ye gönderiyor Mutim İbni Adi geliyor Efendimiz'i himayesine alıyor ve bir müşriğin kılıcının gölgesinde Resulullah Mekke'ye girmek zorunda kalıyor. Çok acayip şey bu. Peki kaderin bir cilvesini söyleyeyim mi size? Ahnes bin Şerik'te Süheyl İbni Amr'da sonra da Müslüman oluyorlar. Ama Mutim İbni Adi Bedir'de müşrik olarak öldürülüyor. Resulullah onun öldürüldüğünü duyunca bir vefa bey peygamberi o onun cesedinin başına geliyor. Onu görünce duygulanıyor ama gözlerinden yaş geldiğini falan söyleyemiyoruz. Çünkü bizim kaynaklarımız bu ayrıntıyı verirlerdi bize. Üzülüyor. Üzüldüğünü görünce Hassan bin Sabit peygamberin şairidir. Mut'imin o günkü o adımını övecek bir şiir söylüyor orada. O şiirde o Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yüreğine bir teskin oluyor. Yani vefa peygamberi ve Efendimiz şiir bittikten sonra söz şu diyor ki eğer Mut'im şimdi hayatta olsaydı ve benden tutukladığımız esirleri serbest bırakmamı isteseydi o günkü vefasına o günkü işine karşılık bir vefa gereği bütün esirleri tek bir dirhem almadan salıverirdim. Bu da Resulullah'ın bir beyanıdır. İşte Efendimizin taif dönüşündeki hali bu. Taiften döndü ne girdi gündeme? İsra ve Miraç. Nedir İsra ve Miraç'ın karşılığı? Hangi kavramı yazmamız lazım? Mükafat. Çünkü aleyhissalatü vesselama verilmiş iltifatı Rabbani'dir aslında İsra ve Miraç tamamen Miraç'ın anlamı bu iltifatı Rabbani aleyhissalatü vesselama o zor günlerin arkasından semalara doğru geçip işte o manada o güzelliği yaşatarak farklı şeylerle dönerek dünyadaki o hayatını o mücadelesini devam ettirme sürecinde aleyhissalatü vesselam efendimize verilmiş bir mükafat. Arkasından akabe akabe için hangi kavramı yazmamız lazım? Biat oradaki iş biattır. Biatla başladı biatla da devam etti. Şimdi bizim siyer kitaplarımızda iki tane akabe biatı biliyorsunuz ifade edilir. Ama İmam Seraksi'nin çok isabetli tespitiyle üçtür aslında. Üç akabe biatı. İlk görüşme Hazreçli altı tane delikanlı Esat bin Zürare ile birlikte olmuştur. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz onlarca çadır dolaşmış, hakaret görmüş, alaylarla karşılaşmış. Neler yaşamış, neler yaşamış. En son artık gecenin sonu yürüyecekler eve doğru. Köşede bir çadır, ufacık bir çadır. Efendimiz'e Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah buraya da gidelim. Tamam diyor efendimiz oraya da gidiyorlar. Gencecik altı tane Hazretli. Delikanlı Esat İbni Zürare başlarında konuşuluyor onlarla. Onlar bu dini kabul ediyorlar. Orada bir sözleşme oluyor. Nedir o sözleşme? Bir yıl sonra yeniden orada görüşülecek ve bir yıl boyunca da bu altı tane Müslüman o gün artık Müslüman olmuşlar. Yesrib'de davet çalışmalarına başlayacaklar. Onlar davet edecekler ve Efendimiz onlara İbrahim suresinin 18 ayetini veriyor. Son 18 ayetini o gün nazil olan ayetler onlar. Onlar da hac için gelmişler. Hac için gelen muhataplara haccın özünü anlatan ayetler bunlar. O ayetleri veriyorlar ki o ayetleri evde bir okuyun çok önemlidir. Birçok mesele 13-10 yıllık sürecin Adeta özetim niteliğinde o ayetlerde geçiyor zaten o ayetleri veriyor ve onları gönderiyor. Bir yıl sonra kaç kişi geliyorlar 12 kişi geliyorlar o 6 kişinin hepsi hazreçliydi ama gelenler 10 hazreçli 2 evsli. Efsiler azdır zaten nüfuz itibariyle ama ikisinin olması da davetin bir. Kavim üzerinden değil eğer öyle olsaydı Efsiler tamamen bu işe karşı olurlardı Ama işin bidayetinde Efsilerin de akabe sürecinde olmalarının hikmeti bu Onların da olmasıyla birlikte ilk kez orada bir biatlaşma oldu İşte ona bizim siyercilerimiz birinci akabe biatı diyor Ama Esad İbni Zürare'yi de saydığımız zaman Esad'ın biatlaşması bir ikinci 12 kişilik Medineli Müslümanın biatlaşması 2. Üçüncü biatta ne zaman? Musab İbni Umeyr'in 75 kişiyle geldiği süreç. Üç tane biatta da bir sözleşme oluyor. Belli sözler üzerinde anlaşılıyor ve böylece hicretin kapıları Resulullah'a açılıyor. Hicretin ilk durağı neresi? Sevr. Sevrin karşısına ne yazacağız? Tedbir yazacağız. Evet Hemen diğer tarafta da tevekkül var ama önce tedbir var. Beşer planında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alınacak tedbirlerin en ince detayına kadar aldı. Ne yaptı Efendimiz günün öğle vaktinde? Mekkelilerin öğle uykusuna yattığı kayule yattığı bir zamanda Ebu Bekir'in evine gitti. Hazreti Ebu Bekir karşısında görünce şaşırdı. E soh be ya Resulallah dedi. Yol arkadaşlığı mı ya Resulallah? Efendimiz evet dedi. Hazırlanmış iki deve vardı. Pazarlık edildi. Devenin parası anlaşıldı. Borç olarak o deve alındı. Bakın nasıl bir peygamberimiz var. Bu sözlerin arasından siz onları alın. Sonra oradan çıkıldı. Ali efendimizin yatağına yattı. O yatak boş gözükmemeliydi ki tedbir dairesi yürüsün. Ali ölme pahasına o yatağa yattı. Dışarıda kılıçlar elinde yatağın içindekini doğramaya hazır insanlar olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra bir görevlendirme yaptı. O görevlendirmeyi zaten biliyorsunuz. Esma anamız 7 aylık hamile ona sevre azık taşıma görevi verildi. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah o günlerde 10 yaşında sokaklarda dolaşacak Mekkelilerin konuştukları bilgileri alıp o bilgileri getirip Esma anamıza verecek ona o görev verildi. Amr İbni Füheyre hicret yolcularının ayak izlerini kaybetmek için davarlarını oralardan geçirecek izler kaybedilsin diye ona o görev verildi. Abdullah İbni Urayıkıt isimli Mekke müşriği müşrik olarak yaşamış Müslüman olduğuna dair bir rivayet yok ama Zehebi bir şeyler söylüyor sonrası için. O üç gün sonra belirlenmiş develeri sevrin diğer tarafına Arafat yönüne doğru olan kısma getirmek üzere sözleşildi ve aleyhissalatü vesselam efendimiz böylece sevre çıkıp 3 gün 3 gece orada kaldı. Evet tedbir ama bu tarafta da tevekkül ama önce ney önce tedbir en başta tedbir var sonra tevekkül var tedbir son noktaya kadar yapıldı artık yapılacak beşer planda bir şey yok. Efendimiz girdi mağaraya Hazreti Ebu Bekir mağarada Mekke müşrikleri geldiler eğilseler ayaklarını görecekler. Hazreti Ebu Bekir endişelendi ya Resulallah biraz daha yaklaşsalar görecekler. La tahsen innallaha maana İşte tedbir işte tevekkül artık yapılacak her şey yapıldı onu görmemeyi engelleme beşerin yapacağı bir iş değil. O görmemeyi engelleme Rabbul Alemin olan Allah'ın yapacağı bir şey. Allah onların gözünün önüne perde koyar, onlar göremezler. Ama beşer planında onların yapacağı iş değil. Ancak Resulullah beşer planında yapılması gereken her şeyi en ince detayına kadar yaptı. Onun için tedbir ve tevekkül ama en başta olan ney? Tedbir. Hicretin karşılığına ne yazacağız? Çok şey ama yazılması gereken en önemli kavram yolculuktur. O yol güzergahı 11 yol gün sürecek yolculuk ve Resulullah'ın o yol boyunca tevekkül dairesi çerçevesinde yürümesi o yolun da neticesinde Kuba'ya vardığında o yol boyunca zihni anlamda efendimizin yüreğinde aklında olanların daha sonra diliyle bize beyanı bu meselenin ne olduğuna dair de bize ipuçları verir. Aslında Resulullah'ın hicreti yol ve yolculuk ahlakına dair çok önemli mesajlar bizlere taşır. İşte bizim 13 yıllık Mekke sürecini özetlememiz bu bize verdiği mesajlar bu. Allah hepimizi istifade edenlerden eylesin inşallah. İnşallah gelecek dönem Allah nasip ederse yine ben size ayda bir tane ders yapacağım. Yine 8 ders yapacağım. 8 derste de buradan bıraktığım noktadan alacağım ve do önüne doğru götüreceğim. Eğer Allah nasip ederse, Allah ömür verirse gelecek senenin sonrası yani gelecek sene 8 ders yapacağız ya bir sonraki sene Samet Medresesi'nin 4. senesi ben ha her hafta size ders yapacağım. O zaman da usul meselesini, siyer usulünü Baştan sona böyle siz rahat rahat oturamayacaksınız belki kavga ederek o dersleri yapacağız. Baştan sona inşallah o dersleri burada beraberce yapmış olacağız. Allah o günlere de eriştirsin, ulaştırsın, kavuştursun inşallah. Evet, buyurun. Sorusolan varsa soru alabiliriz. Cinlere kendi içlerinden peygamber gelmiştir. Bir ayette insan ve cinlerden evet gelmiştir. Ama peygamber aleyhissalatü vesselam hatemen nebiyyin olduğu için e, inse de cinse de gelen son peygamber olduğu için Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan itibaren o kapı kapanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min hatemen nebiyyini ve alemlere rahmet olarak gönderilişi sadece insanlarla sınırlı değildir. Biz sadece cinleri biliyoruz. İradeli varlık varsa eğer alemde kimdir bilmiyoruz var mı bilemiyoruz. Ama iradeli varlıkların tamamına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiş son peygamberdir. Öncesinde onlara gelen peygamberler vardır olmuştur da ama Efendimizle birlikte bu kapının tamamen kapandığını biliyoruz. Buyurun. Hazreti İbrahim'den sonra yani o Hazreti İbrahim çok fazla kalmıyor zaten biliyorsunuz Mekke'de gelip gidiyor dönem dönem ama Hazreti İsmail orada yaşıyor ve orada da vefat ediyor. Hazreti İbrahim daha sonra yine Filistin El Halil'de vefat ediyor. Gelip gittiği zaman Hazreti İbrahim böyle bir şey söyledi mi yaptı mı buna dair bir rivayet yok elimizde. Ama Haniflerin Hazreti İbrahim'den sonra kendilerini tevhiden ona nispet eden fetret döneminin müminlerinin dünyasında bu var. Bu başlıyor. Bunu başlatan Hazreti İsmail midir? Öğütleyen Hazreti İbrahim midir? Bu konuda elimize bir bilgi yok. Evet, ben size yine iki tane kitap tavsiye edeyim. Bu iki kitabı biraz detaylı okuyun. Gelecek dönem inşallah biz e, siyer ile alakalı bir çalışma yapıyoruz e, son ders söyleyecektim ama medresedeki talebelere de söyleyeyim bir şey olmaz İnşallah bir dahaki dönemi biz bir siyer yılı ilan edeceğiz Yıl itibariyle e, siyerin ve hazreti peygamberin dindeki teşriyetinin doğru bir biçimde anlaşılması adına Bu noktada biliyorsunuz sıkıntılar var bir yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve yayınlar yapacağız ve Siyer yılıyla alakalı da çeşitli faaliyetler yapılacak. Ders halkaları da onlardan oluşturulacak. Bizim SUFA meclislerimizin konusu da Siyer olacak. 32 derslik bir Siyer programı şu anda çıkarılıyor. O meclislerde o okutulacak. Birçok şey yapılacak bu konuda. Gelecek dönem benim medresede size yapacağım 8 derste de ben Medine dönemini anlatacağım ama Medine dönemini size işte Efendimiz şu savaşa gitti şöyle oldu böyle oldu diye tarih üzerinden anlatmayacağım. 10 yıllık Mekke süreci Medine sürecini hikmet üzerinden anlatacağım. Fıkıh üzerinden anlatacağım 8 derste inşallah. Böyle olduğu için de bir kere sizin tarihi bilgiyi çok iyi bilmeniz lazım ki ben söyleyip geçtiğim zaman ha o neydi demeyesiniz işte bir maunede şu olmuştu deyip bir cümleyle belki ben geçeceğim meseleyi ama siz meselenin tarihi anlamdaki o bilgilerine vakıf olmanız lazım. Onun için size iki tane kitap tavsiye ediyorum elinizin altında olmalı ve bu yaz döneminde çok iyi bir biçimde okumalısınız bu kitapları. Birincisi bizim Siyer Atlasımız. İkincisi de Kasım Şulül Hoca'nın Son Peygamber Hazreti Muhammed kitabı. Kasım Hoca'nın bu kitabı son dönemlerde yazılmış kaynaklar itibariyle çok zengin içeriği olan ve dili de çok güzel olan kaynaklar da iyi taranarak elde edilmiş bir siyer kitabıdır. Bu iki kitabı çok iyi okumanızı istiyorum. Siyer Atlası ve Kasım Şülül Hoca'nın son peygamber Hazreti Muhammed kitabını inşallah bunları okuyarak yaz dönemini ihya ederseniz güzel bir biçimde geçirirseniz gelecek dönemin başından itibaren başlayacağımız siyer derslerinden çok daha fazla istifade ederiz. İnşallah bir sene sonraki usul derslerimizde de bu zeminin üzerine çok daha rahat bir biçimde bazı şeyleri konuşabiliriz. Çünkü o usul üzerinde biz çok konuşacağız ve Allah nasip ederse ilk kez bir siyer usulü oluşturma çabamız var. Rivayetlerin sıhhat tanımları ile ilgili, kaynakların kullanımı ile ilgili, kaynaklardaki tercihle ilgili, takdimle ilgili, tehirle ilgili birçok meseleyi burada konuşacağız. Onun için de bir bilgiyle gelmenizde fayda var. Bu iki kitabı okuyarak inşallah gelmiş olasınız. Suriye ile ilgili yaptığınız bir çalışma ya da başlattığınız başlatmayı düşün bir seferberlik var mı? E onu da başkaları yapsın biz hepsini nasıl yapalım yani? Evet gönlümüzden geçen çok şey var ama biz elimizden geldiğince bu konuda yardım eden arkadaşları oradaki faaliyetleri devam eden arkadaşları yönlendirme yapıyoruz. Ama ben öteden beri şunu söylüyorum herkes her işi yapmasın zaten herkes yaptığı işin hakkını versin. Her kurum her işi yapmaya kalktığı için bugün Müslümanların hali böyle. Hepimiz yardım çalışması yapıyoruz, hepimiz öğrenci çalışması yapıyoruz, hepimiz İslam ilimlerin her alanıyla uğraşıyoruz. Böyle yaptığımız için de tam anlamıyla hakkını veremiyoruz. Allah bizi bu alana istihdam etti. Biz de diyoruz ki biz madem bu alandayız bu alanın hakkını verme adına bir şeyler yapalım. Ama bu demek değil ki İslam coğrafyalarında kanayan işte sıkıntılı olan yerlere karşı bigane kalalım. Hayır o konuda da bireysel olarak bir şeyler yapalım. Yönlendirmeler yapıyoruz. Yardımlar gönderiyoruz. Yardımların gönderilmesi adına yönlendirme yapıyoruz. Orada Hatay'daki bazı kamplarla işte e, ortak bazı çalışmalar var. Arkadaşlarımızı oralara gönder, gönderiyoruz ama kurum olarak bizim bunu yapmamızı ben açıkçası doğru bulmuyorum. Onu da o arkadaşlar yapsın. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olalım inşallah.